Bunları ben hazırlamıştım. Biri yüz içindi, diğeri de leke içindi. Bu serumların içeriklerinden bahsedeceğim size. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Onur. Onur All Style TV'ye, Onur All Style kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım yine. Bugün sizlere cilt bakım rutinimden bahsetmiş olacağım. Bu rutin tabii ki yüzüme kullanmış olduğum yağlardan ibaret olacak. Sonrasında da daha değişik kapsamlarda da videolar çekip yine karşınızda olmaya özen göstereceğim. Belki izleyenler vardır. Geçtiğimiz haftalar içerisinde Instagram hikayelerimde bu konuyu dile getirmiştim ve birkaç tane video yayınlamıştım. Acayip güzel bir şekilde geri dönüşler aldığımdan dolayı ben de bunu daha kalıcı ve daha böyle içerikleri geniş anlamda anlatabileceğim bir videoyla karşınızda olmak istedim. Konumuz cildime kendi hazırlamış olduğum doğal yağların karışımından oluşan serumlar arkadaşlar. Bunlardan bahsetmiş olacağım size ama bahsetmeden evvel, konuya da girmeden önce biraz sizinle bir sohbet etmek istiyorum ve konumuz tabii ki cilt olacak. Bildiğiniz gibi cildimiz dış dünya ile temas halinde olduğu için her şeyden çok çabuk etkilenebiliyor. Çok aşırı sıcaktan, soğuktan, içtiğimiz sudan, soluduğumuz havadan ve benzeri gibi şeylerden etkilendiği için cildimizi korumamız gerekiyor ve daha dikkatli bir şekilde cildimize özen göstermemiz gerekiyor. Sağlığımız için, kendimiz için bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü daha canlı cilde sahip olmak için bazı ritüeller olması gerekiyor hayatımızda. Tabii ki ritüellerin başında yemek oluyor. Çünkü yediğimiz her şey zaten cildimizin hücrelerinin yenilenmesine ve canlanmasına, onarılmasına yardımcı olduğu için ilk olarak içimizden besleyip sonrasında da dışarıdan müdahalelerle daha sağlıklı bir cilde sahip olabiliriz. Çok fazla uzatmayayım. Kendi hazırlamış olduğum ve yüzüme kullandığım serumlardan bahsetmek istiyorum size. Şöyle 2 adet ürün var elimde. Bunları ben hazırlamıştım. Biri yüz içindi, diğeri de leke içindi. Bu serumların içeriklerinden bahsedeceğim size. İçeriğinde neler var? Yüz için olanı ne için kullanıyorum? Leke için olanı da ne için kullandığımı anlatacağım. Ve sonrasında da göz altı için nemlendirici ve arındırıcı güzel bir yine yağlardan oluşan şöyle bir serumum var. Bunu da uygulayacağım bu videoda. O zaman ilk olarak yüz serumundan başlayalım arkadaşlar. İçerisinde neler var, neden o yağları kullandığımdan bahsedelim ve sonrasında da diğer ürünlere geçelim. İlk olarak yüzüme uyguladığım şu yağdan bahsetmek istiyorum size. Bunu nasıl hazırladım ve içeriği ne işe yarıyor, bundan bahsetmek istiyorum size. Öncelikle şöyle bir kaba ihtiyacınız olacak. Yani herhangi bir şekilde bardakta kullanabilirsiniz ama bunda ölçüler olduğu için üzerinde en azından oranı daha iyi anlarsınız. Çünkü bu yağları hazırlarken oran çok önemli arkadaşlar. İçerisinde bol miktarda sabit yağ var. Diğer esansiyel yağlar ise az miktarda damla damla koymak zorundasınız. Ben bunun içerisine yani şuraya kadar 10 miligram kadar jojoba yağı koydum. Bir damla günlük yağ koydum. Bir damla da vetiver yağı koydum. Aynı zamanda içerisine de birkaç damla E vitamini ekledim. Jojoba yağını neden tercih ettiğimi söyleyeyim size. İçerisinde A ve E vitaminleri var. Yani cildimizin ihtiyacı olan vitaminlerin başında gelen A ve E vitaminleri var. Aynı zamanda kırışıkları önlemede çok yardımcı oluyor jojoba yağı. O yüzden ben sabit yağ olarak jojoba yağı tercih ettim. Tabii ki siz kuşburnu yağı ya da herhangi bir şekilde işte cildimize iyi gelecek yağları baz yağı olarak kullanabilirsiniz. Günlük yağ koymamın nedeni ise kuru ve olgun ciltler için birebir bu yağ. Çünkü kuru ciltleri nemlendiriyor ve olgun ciltlerin de kırışıklıkla savaşmasına neden oluyor. Bundan dolayı da ben günlük yağ koymuş oldum. Eğer ilave etmemin nedeni ise ciltteki akneleri yok ediyor. Cildi onarma özelliğine sahip ve lekeleri giderme özelliğine sahip olduğu için de vetiver yağını ilave ettim ve son olarak da E vitamini ilave ettim. Benim şu görmüş olduğunuz yüz serumuma.
Şimdi sıra geldi leke serumuna arkadaşlar. Bunu şöyle elimde görmüş olduğunuz, yapmış olduğum leke serumunun içerisinde neler var? Arkadaşlar bunun içerisinde fazla oranda yani 10 mg yani sabit yağlardan kuşburnu yağı var. Kuşburnu yağ özelliğini anlatayım size. A, C, D, E, F vitaminleri içerirken cildi yenileme, cildi onarma özelliğine sahip, tonajını ayarlıyor ve sürdüğünüz zaman ton olarak cildinizdeki bütün ton dengesini de ayarlamış oluyor kuşburnu yağı. Bu yüzden de fazla oranda kuşburnu ilave ettim. Çünkü cildin yenilenmesine, leke gidermesine yardımcı olacak yağlardan biri tabii ki kuşburnu yağı. Ve içerisine ben aynı zamanda 10 damla da günlük yağ koydum. Biliyorsunuz günlük yağ da cildi yenileme özelliğine sahip olduğu için de kuşburnu ve günlük yağını karıştırarak şu elimde görmüş olduğunuz leke serumumu elde etmiş oldum. Gelelim şöyle göz altı aydınlatıcı ve nemlendirici serumuna. Bu ürünlerin hepsini kullanmış olduğum bu serumların aslında hepsini Miss Bahçe'nin ürünleriyle yaptım. Ve onların workshopunda öğrendim. Orada yapmış oldum. Onlara öncelikle teşekkür ediyorum ki böyle bir bilgiyi bana aktardılar ki ben de size aktarıyorum. Bu ürün gerçekten çok 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 iyi. Göz altımızı hem nemlendiriyor hem aydınlatıyor hem de kışıkları önlüyor arkadaşlar. Uygulaması da o kadar keyifli ki göstereceğim. Çok güzel bir taş verdiler. Kuvar zannedersem bu. Şöyle bir taş var elimde. Bununla uygulanıyor ama şöyle ilk önce bunu elimin üzerine sıkıyorum biraz görmüş olduğunuz gibi. Biraz yoğun. Bunun içerisinde de bahsetmiş olduğum gibi doğal yağlar var. O yüzden de böyle önemli cildimiz için, göz altımız için. Şimdi görmüş olduğunuz gibi elime sıktım. Çok yoğun olduğu için elimin ısısıyla bunu eritiyorum ilk olarak arkadaşlar. Sonrasında göz altıma uyguluyorum. Şöyle sürüyorum yağı. Ve şu taş yardımıyla da iyice masaj yaparak bunu gözaltı çevreme uygulamış oluyorum. Son derece rahatlatıyor. Gerçekten acayip bir şekilde böyle gözaltı morluklarınız varsa da onlara da yardımcı oluyor. Hem masaj yapıyorsunuz, kan akışını hızlandırıyorsunuz. Hem de gözaltı çevresi için ihtiyacı olan vitaminleri nüfuz etmesini daha hızlı bir şekilde sağlıyorsunuz şu taş sayesinde. Gerçekten de keyifli. Şöyle ilk önce bunu uyguluyorum. Ve serumdan gördüğünüz gibi yüz serumundan içerisine boşaltıyorum birkaç damla. Bunu da şöyle ilk önce parmak yardımıyla göz altıma gelmeyecek şekilde T bölgeme uygulamış oluyorum. Benim yatmadan evvel yüzüme kullanmış olduğum yağlarla bakım ritüelim bu şekilde arkadaşlar. Gündüzleri ise yüzüme başka kremler kullanıyorum. Onları da izlemek isterseniz şöyle yukarıya linklerini bırakıyorum. Ve unutmadan bir şey eklemek istiyorum. Yağlardan bahsediyoruz. Bunların oranları çok 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 önemli ve kullanmış olduğunuz yağ da çok önemli arkadaşlar. Dışarıdan herhangi bir şekilde almış olduğunuz yağları araştırıp ona göre alıp uygulayın yüzünüze. Çünkü bu yağ oranları ve içerikleri çok önemli. Demiş olduğum gibi soğuk sıkmalar ve organik ürünlerden mi yapılıyor, yapılmıyor. Bunlara dikkat edin ve muhakkak ölçülere de dikkat edin.
dikkat edin diyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Umarım keyifli de izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de Instagram'da beni takip etmek isterseniz altta zaten yazıyor. Hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.